İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Dünyanın en önemli savunma şirketlerinden olan Baykar hedef büyüttü. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "Biz artık gözümüzü atmosferinde ötesine, uzaya dikmiş durumdayız," dedi. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TRT Haber'e dünyada büyük yankı uyandıran insansız savaş uçağı Kızılelma ve sonraki hedefler için çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kızılelma aslında bizim bu serüvene başladığımız 20 sene önceden beri getirdiğimiz ve tüm birikimimizle teknolojik müktesebatla uçuyor. Türkiye'nin ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini'yi 2004'te 6 kiloluk bir uçak boyutunda uçurmuştuk. Ufacık bir uçaktı. Sonrasında Bayraktar Malazgirt helikopteri var. Maalesef o bürokrasinin engellemesiyle yok olmuş bir proje. Türkiye'nin ilk robot helikopter projesi. Ufak bir helikopter. Sonrasında 2009'da Bayraktar TB1, TB2'nin bir anlamda teknoloji demosu olan bir platform. Sonrasında Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihine damgasını vurmuş, muharebe paradigmalarını değiştirmiş ve Karabağ'da görev almış, İdlib'de görev almış, Türk ordularının dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferi kazanmasına vesile olmuş platform geliştirildi 2014'te. 650 kılık bir platformdu. Bayraktar Akıncı 2019'da uçtu. Bundan tam 3 yıl önce VETS'nin envanterine de 2021'de girdi. Ondan da yaklaşık bir sene sonra Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu mirasın üzerinde aslında, bütün geliştirdiğimiz projelerde her zaman şunu hedefliyoruz. Asla verdiğimiz sözden geriye düşmek istemiyoruz. 2023'te uçuracağımızı söylemiştik, asıl hedefimiz önce uçurmaktı. Yoğun bir tempoda çalışarak Kızılelma'yı Cumhuriyetimizin 100. yılından öncesine yetiştirmeyi hedefledik ve Allah'a şükür başarıyla uçuş gerçekleşti. Kızılelma İHA'ların geleceği. Bir sonraki platform. Artık dünyada üretilen en son insanlı savaş uçaklarının olacağını konuşuyor dünya. Elbette biraz da bu teknolojinin önüne geçmesiyle mümkün. Hava savunma silahlarını, tanklarını, SİHA'ların vurmasıyla dünyada büyük bir paradigma dönüşümü yaşandıysa bu uçakların da geliştirilmesiyle birlikte yavaş yavaş 5. nesil savaş uçaklarının devrinin bittiğini dünya anlayacak. Kızılelma insansız savaş uçağı alması hasebiyle büyük bir kuvvet çarpanı olarak karşımıza çıkacak. Teknolojik anlamda bir insanlı savaş uçağının sahip olduğu tüm teknolojilere sahip olabilecek. SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı diye gördü. Kuvvet çarpanı birden yan yana geldiğinde inşallah muharebe tarihinde devrim yapacak. Bunu da bugünden tarihe not olarak düşmek isterim. Uzay projesi müjdesi. Kızılelma ilk adımımız bizim. Daha yürüyecek çok yolumuz var ama bütün gelecek burada ve bu gelecekte biz de varız diyorum. Türk milletinin yeni bir dünyanın kapılarını açması olarak görüyorum. Tıpkı Ergenekon gibi. Artık bu yeni dünyada biz oyun kurucu olarak varız. Onun ifadesi, hürriyetin ifadesi. Pranga vurulamamış bir medeniyetin iradesinin ifadesi. Bu anlamda bu uçuş çok kıymetliydi. Bayrak olarak bizim yapacağımız en gelişmiş İHA platformu. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunu gerçekleştirdikten sonra, biz artık gözümüzü atmosferin de ötesinde uzaya dikmiş durumdayız. Uzayla alakalı girişimimizi kurduk. İnşallah 5, 10, 15 sene içinde ülkemizin bu serüvenine ciddi katkılarımız olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda Kızılelma bir başlangıç olsa da Kızılelma'dan sonra uzayla alakalı projelerimiz var.